Efendim merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Semih Burak Öktem. Bu hafta yeni bir içerikle sizlerle birlikteyim. Daha önceki içeriğimde size 12 tane kış lastiği tavsiyesinde bulunmuştum. Eğer izlemediyseniz onu sağ üst köşeden izleyebilirsiniz. Bu haftaki içeriğimde ise sizlere 10 tane 4 mevsim lastikten bahsedeceğim. Ve bu lastikleri bir sıralamaya koydum. Bu sıralamayı genel anlamda 205, 55, 16 ölçüleri için yaptım. Ve en büyük ölçütüm fiyatı, sonrasında test verileri, sonrasında ise kullanıcı yorumlarıyla. Buna göre oluşturmuş olduğum listeye başlamadan önce kanalıma abone olup bana destek verirsiniz çok sevinirim. Bildiğiniz gibi yaz lastikleri ve kış lastikleri diye ikiye ayrılıyor lastikler baktığınızda, ama sonrasında bir de 4 mevsim lastiklerimiz var. Mevsim lastikleri genelde benim gibi kışların ılık geçtiği yerlerde kullanıyorlar. Ben Osmaniye'de yaşıyorum, Çukurova bölgesinde. Burada kışları yağmurlu geçiyor. Onun haricinde mesela Ekim'in 20'sindeyiz. Şu an dışarısı 25 derece olarak gösteriliyor araç tarafından bana. Yani böyle bir ortamda kış lastiklerine gerek kalmıyor. Bundan dolayı da biz 4 mevsim lastiği ya da yaz lastikleriyle devam ediliyor bu bölgede. Şimdi şöyle bir bakarsak, 10 tane ben size 4 mevsim lastik hazırladım. Bu lastiklerde ben markala odaklı gitmedim. Dediğim gibi fiyat ve kullanıcı yorumu testlerine bakarak bir liste hazırladım. Bu listeye başlayalım. Şimdi 10. sırada Falcon Season Proof diye bir lastiğimiz var. Bu lastiğin yakıt verisi C, ıslak fren performansı C, yuvarlanma sesi ise 69 desibel. Ve bu lastiğin aslında 10. sırada olmasının sebebi fiyatı. Kullanıcıları ve verileri baktığınız zaman test verileri çok iyi. Aslında satın alınabilecek bir lastik, ama fiyatı tane hesabı bakımından 802 TL. Bundan dolayı listemizde 10. sırada Falcon Season Proof. 9. sıraya geçersek, 9. sırada Nokian Weather Proof diye bir lastiğimiz var. Bu lastiğin yakıt verisi C, ıslak zemin fren performansı B, yuvarlanma ses verisi ise 69 desibel. Ve bu lastiğin adet fiyatı tam tamına 708 TL civarından şu an bulunabiliyor. Nokian lastiğimizi de aslında 9. sırayı iten fiyatı oldu. Rakiplerine göre fiyat olarak biraz yüksek bir fiyata sahip. Bundan dolayı Nokian Weather Proof 9. sırayı yer aldı listemizde. Şimdi 8. sıraya bakarsak. 8. sırada sizi şaşırtacak bir Fransız marka var. Tahmin ettiniz bence. Michelin. Michelin Cross Climb 2 diye bir lastik. Bu lastiğin aslında kullanıcı yorumları ve verileri çok güzel. Ama baktığınız zaman fiyatı rakiplerine göre birazcık tuzlu. Tabii bir Falcon ve Nokian kadar pahalı olmasa da yine de biraz pahalı. Biz fiyat ve performans odaklı olduğumuz için bu listede Michelin 8. sırada. Şimdi yakıt verisi olarak Michelin Cross Climb 2 yakıt olarak C'de. Islak zemin fren performansı olarak B. Yuvarlanma sesi olarak 69 desibel olarak sitesinde bizlere bildiriliyor. Şimdi ise 7. sıraya geçersek şaşıracağınız bir diğer marka Continental. Continental All Season Contact diye 4 mevsim bir lastiği var Continental'in. Ve yakıt verisi C, ıslak zemin fren performansı B, yuvarlanma sesi ise 72 desibel. Bu lastiğimizin tane fiyatı ise 651 TL. Sonrasında 6. sıraya geçersek, 6. sırada sizleri ve beni şaşırtabilecek bir firma var. ABD'li bir firma. Offroad'la ya da pick-up'larla ilgili olanlarınız varsa tanıyacağı bir firma. BF Goodrich'ten bahsediyorum. BF Goodrich, bildiğiniz gibi bundan önceki kış lastiklerinde de yer vermiştim. Otomobiller için kış lastiği ve 4 mevsim lastik de üretiyormuş. Bunu da ben yeni öğrenmiş oldum. Bu lastiği ise G-Grip All Season diye bir lastik modeli. Niye bu kadar karmaşık isimler koyuyorlar bilmiyorum ama lastik üreticileri. Genel anlamda değişik değişik isimler var. Böyle uzun uzun isimleri var. Bu lastiğin yakıt verilerine bakarsak C, ıslak zemin fren performansı B, yuvarlanma sesi ise 68 desibellik bir yuvarlanma sesine sahip. Bu lastiğin tane fiyatı 660 TL civarlarına bulunabiliyor. Bu listede BF Goodrich lastiklerinin 6. sırada olmasının en büyük sebebi
her ölçüde yaygın olarak bulunmamasından dolayı 6. sıraya aldık. Ama eğer aracınız için bulabiliyorsanız 4 mevsim lastik olarak bence kaçırılmayacak bir firma. 5. sıraya bakarsak 5. sırada bir Goodyear var. Goodyear Vector 4 Season modelinden bahsediyorum. Bu lastiğin yakıt performansı E, ıslak fren performansı E, yuvarlanma sesi ise 69 desibel. Ve bu lastiği 564 TL'ye tane fiyat olarak bulabiliyoruz. 4. sırada bir Falcon lastiğimiz var. 4. sıradaki Falcon lastiğimiz Euro All Season AS210 diye geçiyor. Ve bu lastiğin yakıt verisi B, ıslak zemin, fren performansı C, yuvarlanma sesi ise 69 desibel şeklinde. Ve bu lastiğin tane fiyatını şu an 535 TL civarlarından bulabiliyoruz internette. Şimdi sıra geldi 3. sıraya. 3. sırada ise bizim Petlas Multi Action PT565 modelimiz var. Bu lastiğin yakıt verisi C, ıslak fren performansı C, yuvarlanma sesi ise 72 desibel şeklinde. Ve bu lastiğin tane fiyatını 520 TL civarlarından internette bulabiliyoruz. Ve gelelim listemizin 1 ve 2. sırasına. 1 ve 2. sırada aynı firmanın lastikleri var. 2. sıradaki lastiğimiz Goodyear Eagle Sport 4 All Season modeli. 1. sıradaki lastiğimize bakarsak ise Goodyear Eagle Sport 4 Season modeli. Bu iki lastiğin verileri baktığımız zaman birbirlerine çok yakın. İkisinin yakıt verisi C, ıslak fren performansı B, yuvarlanma sesleri ise 70 desibel 71 desibel şeklinde internette belirtiliyor. Ve bu iki lastik arasındaki en büyük fark fiyatları. Eagle Sport 4 Season modelini 506 TL civarlarına buluyoruz. Bundan dolayı 1. sıraya Eagle Sport 4 Season modelimiz yerleşiyor. Eğer almak isterseniz bu lastiklerin seçebilirsiniz fiyatlarına göre. Şimdi bana sorarsanız ben 4 mevsim lastik alacak olsam 4 mevsim lastikte ilk tercih edeceğim lastik Goodyear Eagle Sport 4 Season olur. Bu lastiği tercih etmemdeki en büyük sebep de fiyatı ve performansı. İkinci olarak ne alırsın diye sorarsanız Falcon Euro All Season AS210'u tercih ederim. Diğer bir lastik olarak. Eğer üçüncü bir tercih olarak derseniz BF Goodrich firmasını tercih edebilirim. Ama BF Goodrich'i dediğim gibi her ölçüde bulamıyoruz. Ama 205, 55, 16 için BF Goodrich'in lastikleri var. Üçüncü tercih olarak da BF Goodrich'i yazabilirim. Evet. 4 mevsim lastikler için yapmış olduğum liste bu şekildeydi. Sizlere 10 tane lastik önerisinde bulundum. Bunların içerisinde sizler için en uygun olan hangisi ise onu yorumlarda benimle paylaşın. Ve bu videonun size yararlı olup olmadığını benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Eğer videom yararlı olduysa kanalıma abone olup bana destek verirseniz çok sevinirim. Diğer içeriklerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.